Hocam mikrobiyota doğru mu söyledi? Evet. Mikrobiyota'nın evet. E, aslında biz hani anlıyoruz, e, anlamaya çalışıyoruz. Ama Tarifim. siz biraz daha iyi anlatırsınız diye evet. e, tarifini rica edeceğim. Şimdi çok önemli. E, eskiden bağırsak florası derdik, artık bağırsak mikrobiyotası evet. diyoruz. Aslında bağırsakta yaşayan mikroorganizmaların tümüne biz bağırsak mikrobiyotası diyoruz. Ama bunlar içinde en büyük komponent bileşen iyi huylu bağırsak hmm. bakterileridir. Ama bunun yanında çok küçük bir miktarda kötü huylu bağırsak bakterileri vardır. Bazı virüsler ve mantarlar da vardır. Ama şu var, bu iyi huylu bağırsak bakteri veya bağırsaktaki mikrobiyata ne zaman oluşuyor? Bu bizim için çok önemli. Çünkü birçok hastalık doğumdan itibaren başlıyor. Genetik kodlar ve çevresel faktörler ve bizim mikrobiyatamız da 2 yaşına kadar etkileniyor ve böyle Hı -hı. sürüyor. Hı -hı. Burada bu mikroplar nereden gelmiş bağırsağımıza yerleşmiş evet. hmm. ve ne gibi bazı faktörler bu bizim bağırsağımızdaki mikropların yerleşimini, adetlerini, sayısını, miktarını hmm. ayarlıyor. Şimdi bir bir kere anne karnındayken bağırsaklarımızda hiç mikrop yoktur. Öyle mi? Ama doğum esnasında başlıyor her şey. Her şey, şey başlıyor. Her anneden, başlıyor. Anne'den anne'den alınan, perianal bölgeden alınan mikrobik ajanlar yutularaktan dördüncü günde eğer normal doğum ise hmm. bağırsakta bu mikrobiyata oluşmaya, oluşmaya başlıyor. Ama eğer sezeryanla bir doğum ise bu hı hı. birinci ayda oluşur. Hı. Yani burada önemli olan normal doğumu sezeryanla doğuma tercih etmek gerekecektir. Elbette. Çünkü normal doğumda oluşan mikrobiyata daha erkendir ve daha sağlam mikrobiyal ajanlar, iyi huylu bazı mikrobiom yerleşme fırsatı bulur. Bir başka faktör var burada. Anne sütü. Hmm, Doğduktan sonra tabii beslenmeye başlar çocuk. Bu, bu arada hemen aklıma geldi. Çünkü tam bu arada bir soru soracağım. Annenin beslenmesi ya da genetiği o noktada geçiyor mu çocuğa Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Annedeki genetiğin de burada önemli <laughs> vardır. Evet. Annenin beslenmesi de önemlidir. Hem doğum öncesindeki beslenme önemlidir. Hem de süt verirken ki beslenmesi Hı -hı. de önemlidir. Hı -hı. Tabii sütün kompozisyonunda anne sütünde bulunan bazı maddeler... Evet bu bizim bağırsağımızdaki iyi huylu bakterileri besleyen bazı maddeler içerir anne sütü. Bu çok önemli. Onun için biz yeni doğana mutlaka anne sütü verilsin diyoruz. Çünkü anne sütünün içinde bazı maddeler bu bizim iyi huylu bakteri dediğimiz probiyotikler. Yani iyi huylu bakterileri besleyen prebiyotik bazı maddeleri içerir. Allah yani bu iyi huylu Besinini. bakterilerin evet. besinlerini içerir. içerir. Yani aynen böyle. Ee, i̇yi huylu bakterileri besleyecek maddeler ancak anne sütünde var. Hmm. Tabii ki eğer anne sütü yoksa <laughs> yeni tip formüllerde formül beslenme e, yöntemine geçildiği zaman içeriğine yine iyi huylu bakteriler mutlaka yerleştiriliyor. Ekliyor. Artık ki bağırsak sağ, sağlı ve aynı zamanda gelecekteki yaşantısı son derece sağlıklı ve iyi bir şekilde şey, sürsün. Bir